Merhaba dostlarım benim. Yeniden merhaba. Bugün çağımızın en büyük sorunlarından biri olan fazla kilolar, obezite. Bunun üstünde durmak ister ve bunun üzerinde bir şarkı yapmak istiyorum. Çünkü başladığımız bu şarkı dizileri, olumlamalarla şarkı yapma dizileri, tümüs bezine vurarak, vuruşlarla kendimizi motive etmemiz işe yarıyor dostlarım benim. Hem de çok işe yarıyor. Biz bunlara devam edersek arzuladığımız şekle bürünebilir, arzuladığımız şeyi elde edebiliriz. Bugün fazla kilolar üstünde ben sürekli işte diyet yapıyorum, diyetisyene gidiyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum ama bir türlü kilo veremiyorum diyen dostlarıma şunu demek istiyorum. Kabahatin büyüğü sende benim aziz dostum. Önce inançlarını, bilinçaltındaki kayıtları değiştirmek zorundasın. Bunları değiştirmeden spor da yapsan, farklı şeyler de yapsan, bir süre sonra bunları bıraktığın zaman yeniden o kilolar sana geri gelecek. Kilo en fazla nereden gelir? Diyelim ki şefkate ihtiyacın var. Kimsenin sana değer vermediğine inanıyorsun. Seni sevmediğine inanıyorsun. Bu defa ne olur? O sevgi arayışın yemeğe dönüşür. Artık su içsen bile sana yarar ve bu inanca dönüşür. Su içsem bile şişmanlıyorum, kilo veremiyorum. Hareket de zaten giderek azaldı. Oturarak iş yapılıyor. Bu da zaten o kilonun artmasına nedenler. Kendini güvende hissetmeyen insanlar sürekli ben güvende değilim derler. Güvende olmadığını o duyguyla hisseden insanlar ne yapar? Bilinçaltı etrafa yağ örer. Seni korusun diye, seni güvende tutsun diye. O zaman sen bilinçaltına güvendeyim olayına bilinçaltı kalıbını yerleştirirsen o ihtiyacı hissetmeyecek. Bu yüzden biz gerçek duygularımızı, isteklerimizi hem kendimize hem de başkalarına itiraf edebilmeliyiz. İçimizdeki o muhteşem duyguları dışı aktarabilmeliyiz. Eğer aktaramazsak bunlar hep içeride kalır. Sevgi ve yakınlık arayışı. Kimse bizi sevmiyor. O zaman sevgiyi biz kendi içimizden çıkaralım. Sevelim insanları, sevelim bu sevgiyi aktaralım insanlara. Mutlaka bunun geriye dönüşü olacaktır. Yani verirken almayı da öğreneceğiz. Bastırılmış duygularımız kaldıkça bunlar da işte midemizde hazımsızlık yapar ve giderek şeye dönüşür, kiloya dönüşür. Kendini kilolarından dolayı reddetmeye başladığın zaman da, beğenmemeye başladığın zaman da değersizlik duygusu giderek artar. Yani dikkat ederseniz bütün olumsuzlukları hep biz kendimiz bilinçaltımıza atarak bu kiloları giderek alıyoruz. O zaman ne yapmamız gerekir? Birincil olarak güvende olduğumuzu, kendimizi sevdiğimizi, sevildiğimizi bilinçaltımıza atmamız gerekir. Kendimize her zaman ben fitim diyebilmeli, ben sportif biriyim, ben enerji dolu, esnek biriyim diyebilmeliyim. Bunları söyledik sonra, hele hele bunları şarkı şeklinde de söylersek ne olacak? Bu defa bilinçaltımıza bu düşünceler inanç olarak yerleşecek. Bunlar inanç olarak yerleştikten sonra da onun yolu açılacak. Eğer gerçekten kilo vermek istiyorsanız bütün inançlarınızı, gündelik söylediğiniz o sözleri, ben kilo veremem, su içsem bana yarar cümlelerini hayatınızdan kaldırmanız lazım. Bugün dünden daha fitim. Bugün dünden daha sportifim.
Bugün dünden daha güzelim. Bugün dünden daha güvendeyim. Bugün dünden daha çok kendimi seviyorum. Bugün dünden daha değerliyim. Bu sözleri şarkı şekline dönüştürerek her gün tekrarlayın. Ve buna benzer esneyim. Güzelim, fitim, bu kelimeler her gün zihninizde, duygularınızla birlikte, vuruşlarla, şarkılar, türküler şeklinde söylensin ve bilinçaltınıza yerleşsin. Size bu inançlar lazım, benim dostlarım. O zaman gelin birlikte bugün benim söylediğim şekilde tümüs bezimize vurarak, tempo tutarak bu şarkıya başlayalım. Ben eksik bırakırsam, kısa bir video çünkü, siz kendi sözlerinizle bunu tamamlayabilirsiniz. Hazırsanız başlayabiliriz. Bugün dünden daha güzelim, bugün dünden daha yakışıklıyım, bugün dünden daha fitim, bugün dünden daha esneyim, bugün dünden daha sportifim, bugün dünden daha fitim. Şükürler olsun Allah'ım, şükürler olsun Allah'ım, bugün dünden daha fitim, bugün dünden daha değerliyim, bugün dünden daha güzelim, bugün dünden daha sevgi doluyum, bugün dünden daha çok seviyorum, bugün dünden daha çok seviliyorum, bugün dünden daha güzelim, bugün dünden daha fitim, bugün dünden daha esneyim. Şükürler olsun Allah'ım, şükürler olsun Allah'ım, şükürler olsun Allah'ım. Bugün dünden daha sportifim, bugün dünden daha fitim, bugün dünden daha güzelim, bugün dünden daha hafifim, bugün dünden daha enerji doluyum, bugün dünden daha güzelim, bugün dünden daha esneyim, bugün dünden daha dengedeyim. Şükürler olsun Allah'ım, şükürler olsun Allah'ım, bugün dünden daha güçlüyüm, bugün dünden daha güvendeyim, bugün dünden daha güzelim, bugün dünden daha fitim, bugün dünden daha dengedeyim, bugün dünden daha esneyim. Şükürler olsun Allah'ım, şükürler olsun Allah'ım, şükürler olsun Allah'ım, bugün dünden daha fitim, bugün dünden daha güzelim, bugün dünden daha güçlüyüm, bugün dünden daha güvendeyim, bugün dünden daha güzelim. Şükürler olsun Allah'ım, şükürler olsun Allah'ım. Oh be! Rahatladım. Eminim siz de rahatladınız. Gerçekten kilo vermek istiyorsanız oraya buraya bakmayın. Bilinçaltınıza bu söylediğim cümleleri, hatta siz kendinize de göre güzel kelimeler, güzel cümleler bularak, bu şarkıya ekler yaparak, kendinizi daha da güzelleştirerek, fazla kilolarınızı atarak daha sağlıklı bir duruma geleceksiniz. Öğrenmeyi ve şifayı
İstiyorsanız ilk adımı isteyerek atın. Mucizeler mutlaka gerçekleşecek. Kendinle barış, dünya seninle barışmaya çoktan hazırdır. Eğer dilim suçluysa özür dilerim. Beni dinlediniz, benim söylediklerimi uyguladınız, kanalıma abone oldunuz, muhteşem yorumlar yazdınız. Videolarımı paylaştınız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Dostlarım benim. Yeni konularda görüşünceye kadar hoşça kalın, dostça kalın, ışıkla kalın, sevgiyle kalın. Sizleri çok seviyorum. Dostlarım benim.